Sevgili dostlar, e, sevgili dostlar, Cumartesi sabahında e, saatler onu gösteriyor. E, kendisine tabii çok rica ediyoruz, hani e, programımıza katılması için e, elbette televizyon kanalları kendisini davet ediyor. Elbette e, kendi tercihi istediği televizyon kanalına, istediği medyaya e, yorum yapabilir, kendi tercihi ama e, ama biz e, Tuğçan'ımı seviyoruz. Hani görüşlerini, siyaseti bizi hiç ilgilendirmez. Ama e, çok zengin bir bakış açısı var. Ben öyle görüyorum. E, çok farklı. Tuğçe Kazası Türkiye'de ya çok seven var ya nefret eden var. Ortasını ben daha görmedim. Hani sorduğumuz zaman Tuğçe kazazı seviyor musunuz? Evet çok seviyorum. Çok akıllı bir kadın. Doğru şeyleri söylüyor. Ama ya da ben sevmiyorum, hoşlanmıyorum. Görüşleri hoşuma gitmiyor diyen bir kitle var. Yanlış mı? ...sizi tanıttım. Bunun yanlışlıkla rica Çok teşekkür ederim güzel dilekleriniz için. Gerçekten çıkmıyorum. Çıkmamayı tercih ediyorum. Konuşmamayı tercih ediyorum... ...bugünlerde ama çok ısrar ettiğiniz için... Aynen. ...sizi kırmak istemedim. Aynen. Çünkü arka arkaya güzel programlar yaptık beraber. Bunun iki tane sebebi var bence. Bir tanesi biz birbirimize karşı da... ...son zamanlarda böyle olduk. Evet. Yani ya birbirimizi çok seviyoruz, canımsın, cicimsin... ...diyoruz ve birbirimizin tarafı oluyoruz... ...ya da diğer taraftan birbirimizden... ...nefret ediyoruz. Maalesef bir dengede... ...götüremiyoruz zaten ilişkilerimizi... E bir de öteki taraftan hem aynı zamanda birbirimizin ne söylediğine bakmaksızın kimin söylediğine birazcık bakıyoruz. Onu geçmişiyle yargılıyoruz. İnsanların değişip dönüşebileceklerine ihtimal vermiyoruz. Ya da artık çok sinirlendik, çok öfkelendik ve çok dolduk ve tahammülümüz kalmadı. Birçok sebebi olabilir. Ben kimse beni sevsin istemiyorum ama kimse kimseyi sevmek zorunda da değil, değil. ama en azından bence ortak noktada ülkeyi sevelim. Bence ortak noktada dünyayı sevelim. Bence ortak noktada insanlığı sevelim, masumiyeti sevelim, insanları sevelim. Bir şekilde bu bizi ileriye bir noktaya taşıyacaktır. Zaten gelinmiş olan bu yüzyılda bu kadar kirliliğin olduğu bir noktada birbirimizi herhalde sevmemiz olan haksız diye düşünüyorum. Evet. Şimdi güzel, güzel bir başlangıçla programımızı açtık Tuğçe Hanım. Çok soru hazırladım sizinle ilgili. Eyvahlar Şimdi... olsun. <laughs> Yok siz o konuda var ya. Şakası en zor söylüyorum. soru bile size basit gelir yani bizim en zor. Şöyle Tugce. Tabii ki her şeyi bilen Allah'tır ama şey bilen. E, mutlaka yani bizim mutlaka bir eksiğimiz bir hatamız bir gediğimiz bir yerlerde vardır ama ben elimden geldiği kadar e, dünyayı ve insanlığı ve e, ülkemizi ve gelinen durumu tarihi her şeyi doğru okuyarak ortaya bir şey koymaya çalışıyorum çalışıyorum gerçekten. Evet Tuğçe Hanım ee, neden tweet atmıyorsunuz? Küstünüz mü? Darıldınız mı? Çok olma. küstüm. yok <laughs> hayır yani çok, çok böyle e, yoksunuz hiç yok, yani bir yani, e, sürekli açıklama yapıyorsunuz Türkiye gündemiyle ilgili e, mesela Afrin olayları oldu ittifak oldu e, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var ama e, Tuğçe Kazaz kalıyoruz? sessiz kaldı yok Tuğçe Kazaz nerede Neden? bu Tuğçe Kazaz nerede mi bu Niye Kazaz? <laughs> din mi değiştiriyor falan yok hayır o, o bizi <laughs> yok, o geçmişteki gelen yorumlar da bunlarla ilgili e, şimdi şöyle bir şey oluştu maalesef bizler toplum önünde insanlarız çıkıp zaman geldiğinde mutlaka mesajları ...mesajlarımızı vermeliyiz. Çünkü ödediğimiz... ...ünlü olmanın adına ödediğimiz bütün... ...bedellerin aslında asıl sebebi bunun için... ...ödüyoruz bence. Evet. Ee, i̇nsanlara doğru mesajları vermek zorundayız. Şimdi neden birileri ünlü olmazken birileri ünlü oluyor? Çünkü böyle bir sorumluluğumuz da var aynı zamanda. Fakat sosyal medya... ...müptezelliği diye bir şey oluşmaya başladı. Yani... O kadar çok içimizde biriken sinir harbi oldu ki ve potansiyel patlamalar gerçekleşiyor ki adamın bütün hayatı, adamın ya da kadının bütün hayatı sosyal medya. Yani bugün kime çatsam, bugün ne söylesem, bugün ne Sinirli, sinir patlamasıyla nereden çıkarsam, evet. kimi yersem, kinimi nereye kutsam. Biz bu değiliz. Biz sosyal medyadan ibaret değiliz ki bu toplumu ve insanlığı müthiş bir hastalığa götürdüğünü düşünüyorum. Evet. Toplumun birçoğu bence şu anda sosyal medya müptezeli oldu. Biz... Varoluşumuz gereği, doğamız gereği, yaratılışımız gereği biz sosyal medyadan ibaret değiliz. Orada yarattığımız karakterler değiliz. Onun içerisine gömü, gömülecek tipler değiliz. Zaman gelecek kendimizi dinlemeliyiz. Zaman gelecek mesafe almalıyız. Zaman gelecek doğru analiz etmek için biraz dinlenmeli, biraz demlenmeliyiz. Zaman gelince çocuklara vakit ayırmalıyız. Zaman gelince kendimizi geliştirmeye vakit ayırmalıyız. Dolayısıyla bu sebeple de ben de e, biraz kendimi çekmek ve biraz uzaktan bakmak, biraz dinlemek, biraz başlatmak... Başka işlere yoğunlaşmak Hı. ama her zaman ülkemin, milletimin, e, insanlığın nereye gittiğini uzaktan takip ederek bu yüzden mesaj göndermedim. Özel bir sebebi yok. Ha, özel bir nedeni Hayır, yok yani. Hayır tamamen bu yüzden yani. Yani kötü insanlar e, yorumları, size karşı yapılan yorumlar. Yok yok müptezel olmak sapan... istemiyorum ben. Sosyal medya yani her şeye kalkıp bir her şey hakkında kalkıp hayatımı onun içinde geçirmek istemiyorum. Ben bu değilim. Şu an daha mı değilim. rahatsın? Daha mı kafan rahat? Ne anlamda? Mesela tweet atan e, bir Türkçe kasas ya da şu etmiyor. an devam eder yine fark etmiyor. Yani sosyal medya bir bakın bir şeyler bizi güdümü altına almamalı. Kavramlar bizi güdümü altına almamalı, inançlar bizi güdümü altına almamalı. Bu fanatizme dönüşüp yani sosyal medya sizi güdümüne almamalı. Sosyal medya benden büyük değil. Tabii. Anlatabiliyor Tabii, muyum? Benim aynen. sistemimden büyük değil, benim inancımdan büyük değil. Dolayısıyla biz her şeye bu gözle bakarsak altından kalkabiliriz bunların. Bir dönem onu yaparsın, bir dönem başka bir şey yaparsın. Buyurun. Evet, gündem yoğun. Bu parti olayı, yani ben inanmadım. Ee, belki doğrudur da hani Tuğçe parti Kasas olay. parti mi kuruyor şeklinde bir yazılar çıktı, yorumlar yapıldı. Evet. Ee, bu doğru mu? Parti kuruyor muyum, kurmuyor evet. muyum? Şimdi Tahir Bey ben biliyorsunuz her zaman çıktığım zaman doğruları ve gerçekleri Tabii. söylemeyi çok seviyorum. Onun için bundan sakınmak istemiyorum gerçekten. E, siyaset bir yalan iş. Siyaset, siyaset bir yalan işi. Yalan işi. Yani siyaset kalkıp çok iyi bir manevra kabiliyetiyle o dönemin şartlarına göre insanları ya da işte neyse iyi yönlendirme sanatı. Evet. Siyasetin görevi bu. Ben kendimi bir gün kalkıp bu yalanları söyleyip bu şekilde insanların karşısına çıkmaya hazır hissedersem siyasete girerim. Ya da insanların artık o siyasetten sıkılıp yani bu günümüzdeki gelmiş olan siyaset burada yanlış anlaşılmasın. Ben var olan siyasileri suçlamak için bunu söylemiyorum. Yani. Ben onlara zaman geliyor üzülüyorum. Çünkü adamlar bunu yapmak zorunda kalmışlar. Çünkü yıllardır artık gelen siyaset onları buna dönüştürmek ve evirmek zorunda kalmış. Doğru mu? Değil. Yanlış. İnsan ruhu ve sistemi için çok ızdıraplı mı? Bence çok ızdıraplı. Ya da insanlar artık gerçeği duymak isterlerse, yani bir gün kalkıp o siyaseti çıkarıp tamamen gerçekliği şeffaflık içerisinde, dürüstlük içerisinde, geçmişin, geleceğin, bugünün bir biçimde, sözün bir biçimde hatalarını kabul edebileceğin dürüst bir siyaset görmek isterlerse Belki de girerim. Ben bana önce Rabbimin takdir ettiği, sonra kendi sistemimin hazır olduğu, sonra da insanların bir şekilde baktığım zaman buna istekli göründükleri ya da vatanıma, ülkeme, millete, dünyaya ve insanlığa hizmet edeceğim her şeyin içerisinde var olmayı zaten kabul ettim. Hmm. Dolayısıyla gerekirse gerek. Şu an ama hazır şu değilsin anda ama. Hazır değilim demeyelim ama şu anda bir parti kuracak mıyım? Hayır kurmayacağım. Şu anda bunu düşünüyor muyum? Hayır düşünmüyorum. Ama sonuçta bir sandığa gidip oyunu vereceğim bir parti var ya tabii da gitmeyecek. Olacak, tabii ki olacak. Olacak tabii değil mi? Tabii ki olacak. Hani bazıları küsüyor. Hani ben gitmeyeceğim Hayır, kardeşim. Hiçbir parti oy vermeyeceğim. Ya küs, yani biraz küsene değil küstürene de bakmak lazım. Tabii. Küsmenin de doğru olduğunu düşünüyorum. Sanki AK Parti'ye kırgınsın Küstürmenin biraz. Küstürmenin de doğru olduğunu düşünüyorum. Sanki düşünüm. biraz kırgınsın AK Parti'ye. AK Parti'ye Biraz kırgın... kırgınlığın var gibi sanki. AK Parti'yle böyle bir gönül bağım olmadı ki. Öyle bir gönül bağım olmadı ki kırgınlığım olsun. Yani AK Parti benim anam olmadı, babam olmadı, eşim Ama olmadı, anne, dostum Erdoğan olmadı. Ama Erdoğan'la ilgili mesela Erdoğan'a 2016'da bir, bir mektup yazdın. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan ee, şöyle, e şöyle siz ölünce biz ne yapacağız Allah korusun dedi. Çünkü şu anda mesela onun Erdoğan gibi bir lider gelmedi bu ülkeye cümlem. Onun vardı. sebebini bir açıklayayım. Ee, Erdoğan gibi bir lider gelmedi tam anlamıyla bu benim cümlem olamaz ama ona benzer bir şey kurmuşumdur çünkü benim mantığım böyle ilerlemedi ama e, neden Erdoğan dedim ben bunca zamandır ve neden destek verdim? Ben kendisine de söyledim. Ben size inanıyorum. Ve benim bu inancım devam ettiği sürece size destek vermeye devam edeceğim. Ama bir gün benim bu inancım sarsılırsa ben sizin karşınızda da dururum. O, bu benim çok için sayın tarzı. Erdoğan Sayın o sayın bu hiçbir zaman önemli olmadı. Tabii. Benim için önemli olan her zaman Türkiye, insanlık ve dünya oldu ve böyle olmaya da devam ediyor. Neden Erdoğan? Çünkü biz bugün bütün siyasilerimize baktığımız zaman Tahir Bey, düşük profilli siyasetçilerden oluşuyor. Yani evet. bugün Sayın Kılıçdaroğlu'na da baksanız, Bahçeli'ye de baksanız, Akşener'e Akşener de baksanız bunlar düşük profilli siyasetçiler. Sayın Erdoğan onlardan ayıran özellikle onların onlara nazaran daha yüksek profilli bir siyasetçi olduğu evet. için şu anda Bravo. da ondan başka kimsenin götürebileceği bir durum söz konusu olmadığı için yarın onun yerine bir başkası gelse yüksek profilli kendisi de gidecek kendisi de gider herhalde değil mi artık evet. yorulmuştur da aynı zamanda evet. bu kadar çünkü yükten evet. dolayı. Evet. Dolayısıyla bu yüzden Sayın Erdoğan'ı destekliyoruz. destekliyoruz biraz Şimdi daha yüksek bir profil. fakat. Bu noktaya değinmişken şuraya da geleyim. isterseniz buyurun. Yok, yok, e, şimdi lütfen. hazır yüksek profili demişken aklıma e, da geldi. Fakat e, sarayın hatası da şu Sayın Erdoğan'la beraber. Sayın Erdoğan etrafında yani sana ağamsın, paşamsın diyen, yalakalık yapan, e, sensin, her şeysin diyen ve sadece desteklemek noktasında bu yönde e, hareket eden belli kadrolar oluşturdu. Şimdi bu yanlış. Yani etrafında buluş, bulundurduğu danışmanlar iç ve dış siyasetten Tam anlamıyla anlamayan, yani bugün güç dengelerinin farkında olmayan, bugün güç dengelerine baktığınız zaman nedir? Amerika bir güç dengesidir. Çin bir güç dengesidir. Rusya bir güç dengesidir. Orta Doğu'da Türkiye ve İran, biz ve İran bir güç dengesidir. Ee, Avrupa bir güç dengesidir. Bu güç dengelerinden anlayacak... Onların stratejilerini bilecek, onların ideolojilerinin hangi kaynaklardan beslendiğini, ne yapmak istediklerini ve nereye gittiğini anlayacak ve bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na sunacak profesyonel kadrolar olması lazım. Örneğin, var ama ya ben, Amerika'da, katılmıyorum. E, ben olduğunu katılmıyorum. Hani düşün... Erdoğan'ın çok profesör e, ekibi var. Düşünmüyorum. Da ben öyle düşünüyorum. Etrafındaki danışmanları, ya yani ben böyle olduğunu düşünüyorum. Tabii o da sizinle doğrultunuz. E, bu hatınız. benim gözlemim ve tanımım. Tabii Uzaktan böyle de görüldüğünü insanlar tarafından böyle algılandığını ve böyle hissedildiğini de evet. e, biliyorum kesinlikle bu bir tespit dediğim gibi yine bir fikir ortaya koyuyoruz fikir böyle olmayabilir e, bu noktada mesela diyelim ki örneğin e, işte Amerika ve Rusya'yı siz hiçbirbirine e, çatışırken savaşırken görüyor musunuz? zaman göremeyiz. Çünkü belli güç odaklarını öne sürerler, onları çatıştırırlar Aynen. ve arkasından ne malını, i̇zlerler. izlerler. Bu ve bunun gibi ya da iç siyaset olarak toplumun tüm kesimlerinden haberdar olan ve fikirlerini özgürce etrafında söyleyecek insanları etrafında bulundurması gerektiğini kanaatindeyim ben. Evet. Bunu da bir hata olarak değerlendiriyorum. Tabii. Şimdi e, Tuğçe <laughs> Hanım, e, ittifaklar var. AK Parti, MHP ittifakı var. E, CHP Menel Ayrıca Akşener... bir insanın profesör olması demek. Hemen şuna da e, nokta yapayım. Sana e, sayın Cumhurbaşkanı'sına ağamsın paşamsın sensin demeyeceği anlamına. O da yanlış. Yani. Gelmiyor. Tabii ki. Yani Tabii insanların ki. profesör titresi e, bunu yapmayacaklarını e, kanıtlamıyor. Peki mesela. neden Erdoğan'a e, bir mektup yazmıyorsun? Hani bak güzel bir şey. Hani sayın Erdoğan e, şöyle şöyle ekibinizin e, hatalarını Söylüyorum. Ya, yayında tabii yani söylüyorsun. Yani evet, bugün anladım. bu denk geldi. O gün mektuptu. Denk gelen evet. önümüze yapılabilecek olan şey. Ben tüm varlığımla yapmam hani gereken... Hani medya değil de Hani e, mektup aracılığıyla hani birebir özel bir şey bilmiyorum bu benim kendi görüşüm tamam niye şimdi... burada konuşuyorsun bu <laughs> <mı? gülüyor> <laughs> ya yok hayır ee, yani konuşamıyoruz konuşmayalım ya yani. <laughs> 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 bakın bizler bunlardan korkmayacağız ve çekinmeyeceğiz. biz doğru <laughs> kelimeleri seçtikçe ifademizi doğru kullandıkça korkması gereken insanlar ya da rahatsız olması gereken insanlar biz değiliz. Biz özgürce evet. bunları söyleyeceğiz. Biz çünkü Ama Tuğçe ülkemizin Hanım, iyiliğini istiyorsak biz Hanım. görmüş olduğumuz adalete ben her zaman şunu söylüyorum. Oturduğumuz yerden sadece ahkam kesmek devleti yönetenler insanlar için doğru değil. Bakın, ben Tuğçe zaten Hanım, bunu ben doğru bulmuyorum. Bak mert bir kadınsınız bakın mert bir kadınsınız şu anlamda söylüyorum ben de şimdi AK Parti seçmenleri de size şu soruyu sorma hakkı var. Der ki kardeşim 2016 yılında 2017 yılında sen Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanına hani e, övgüler yağdıran bir Tuğçe Kazaz bakın Tuğçe Kazaz Tabii ki. E, şu an Tabii. Destekliyorum ben her zaman destekliyorum evet, ama... Hataları yanlışları söylüyorsun yani. Desteklemek işte diyorum ki zaten asıl desteklemek insan sevdiklerini, insan korumak istediklerini çocuğunuza bakın. Ne güzel ya da bu siz, güzel bir şey o zaman. Ona sürekli desteklemek için hataları zaten söylersiniz zaten iyi olan şeyler e, devam eder zaten... Övmek doğru bir şey değil de tabii, çok tabii. fazla. Aa paşam, geri layık olan olmaz sadece yani. Allah'tır. Bu Aynen, bir, Allah. İkincisi bir insanı çok fazla överseniz onu yanlışça sürükleyebilirsiniz çünkü bir süre sonra kendini o zannedebilir. Bu da büyük bir hatadır. Hmm. Tabii ki sonuç olarak e, yapılan doğruları da göreceğiz ama ben dönek bir insan değilim ki çıkıp o gün övgü yağdırıyordum, övgü de yağdırmıyordum, doğruları söylüyordum. Hmm. Olması gerekiyor. Kalması gerekiyor. Şu ana kadar kendine de söyledim. Bu bayrağı belli bir noktaya kadar taşıması gerekiyor. Bunu getirdi, bu hazırlandı. Onun üstüne evet. çıkabilecek bir lider hala yok. Ama evet. hatalarını söylediğimiz anda aman biz de hatalarını söylemeyelim evet. dersek şey, tamam. bu o zaman geçirelim. yanlış olur. Tamam, Çok güzel. Şimdi Tuğçe Hanım Akit TV sunucusunun açıklamaları var. Doğru. Ee, tartışıldı. Bugün de Akit gazetesinin bir haberi var manşeti var. Ee, diyorlar ki Ahmet Keser'i asmak için idamı geri getirin, küfüre bip, akite ceza doğru şeklinde. Doğru bulmuyorum ben. Yani o yapılan açıklamayı doğru Cihangir'de, bulmuyorum. Cihangir'de, Etiler'de, evet, insanları. Doğru bulmuyorum. Yani şimdi semtlerle, bir kere o sentler bizim e, yaşamış olduğumuz ülke içerisinde kimliklerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yazan... Arkadaşın da görüntüsünü verin. Türkiye evet. Cumhuriyeti vatandaşı yazan insanlar... Ee, ve Aynı zamanda kimin oradan vatan haini olup kimin olmadığını bilemeyiz. Kimin e, bilmeden bunu e, yani kelimeleri doğru seçmek istiyorum çünkü bilmeden vatanına değerler noktasında bir yanlış içerisinde olduğunu da Bilemeyiz anlatabiliyor Tabii, muyum? Bilemeyiz. Bu bilmeden de yapılabilir ama ben kimsenin bilerek kasıtlı, bilerek kasıtlı vatan haini olanlar bellidir. FETÖ'cülerdir, evet. ee, ajanlardır, ajanlardır, teröristlerdir. Bunlar Ajanlar. artık bilerek ve bilinçli olarak. Dolayısıyla böyle provokasyonlara getirmeye, bu şekilde öfke ve kin ve nefret kusmak hiç kimseye bir fayda getirmeyeceği gibi daha çok korkuları, ...kini ve negatif duyguları körükleyecektir. Ve ben bunu doğru bulmuyorum. Doğru bulmuyorsunuz. Ee, peki e, gündemle yo yoğun... Şey, yani ...sizi belki ilgilendirmez ama belki de cevap verirsiniz. Ee, yorgan cinsel dürtülerinizi... rahatsız eder e, kadınla erkeğin asansöre binmesi halvettir türü e, söylemler var. Çok bunları konuşuyor olmamız yahu. Çok yanlış yahu şeyler. Yahu mahrem denen bir şey var, yahu edep denen bir şey var. Yani bizim bunları ulu orta konuşuyor olmamız, bize, yani bize bir kitap bırakılmış. Kur'an-ı Kerim bunun içerisinde kendi sistemimizle ilgili ihtiyacımız olan her şey, kadınla ilgili olan her şey var ama birazcık... Konuşmalarımızı daha seviyeli, daha edepli, daha ahlaklı, daha doğru bir noktaya taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu evet. konuşmanın kime ne faydası var? Orada ortadoğuda çocuklar ölürken, Suriye'de masumlar katledilirken, içimiz dışımız terör olmuşken, dünyaya hastalıklar, virüslerle yayılmaya, havadan sudan yiyeceğimiz, içecek ve içeceklerle hastalıklar yayılmaya çalışırken, bunu konuşmanın kime ne, ne faydası var? Evet. Peki. Yani bizler eğer ki e, kadınlar olarak kendi çocuklarımızdan başlayarak, eğitimine başlayarak, kendi içerisinde bulunduğumuz topraklarda eğitim sistemimizi e, tedavi ederek, insanları evet. tedavi ederek, bunun için en ağır cezaları getirerek, toplumda bunun önüne geçerek bunların önlemini almak bizim devletimizin işidir. Bizler de bir araya geldiğimizde bunları birbirimize tam tersinde bir enerji ortaya çıkartarak, tam tersinde bir e, tutum sergileyerek bunları... E, tedavi etmekle yükümlüyüz. Birbirimizin bu çok sebeplerden doğru. dolayı bu istismarlardan dolayı oluşmuş olan yaralarını tedavi etmek ve tüm çocuklara sahip çıkmak ve gerekeni herkes artık koskoca insanlar olduk biz bir nesil olarak. Aklımız, başımız yerimizde. Herkes ne yapacağını kendi kapasitesi çerçevesinde az çok kestirebiliyordur. Ama herkes önce dönsün bir kendine baksın. Maalesef. Milletin eviyle. Bakabiliyor muyuz e, acaba? Milletin bakmıyoruz. namusuyla. Değil bakmıyoruz. Mi? Bakmıyoruz. Bakmıyoruz. Kimse kendine bakmıyor insanlığında temel problemi bu zaten. Kimse kendine Allah'la kurmuş olduğu ilişkiye, gerçek inanca, e, kimse bunlara bakmıyor. Herkes beni eleştiriyor ve yargılıyor. Evet. İnançtan dolayı bana bu. saldırıyor. Tahir Bey bugün siz de ya? buradan başlayarak birçok insan bizlere zamanında ben de dayatılmış olan bir e, inancı kabul ettik. Evet. Bizlere verilmiş olan yani evet. sen busun denildi ve sonra kulaktan dolma hikayelerle inancımızı geliştirdik ama ben böyle yapmadım. Ben arayışımı tüm samimiyetimle çıktım ortaya koydum. Şeffaftım, kimseden korkmadım. Cesurca bunu ortaya koydum. Hatalar yaptım, yanlışlar yaptım. Çocukken düşündüğünüzle şimdi düşündüğünüz şey aynı mı? Kesinlikle Çocukken değil. Çocukkenki doğrunuzla Kesinlikle şimdiki doğrunuz değil. aynı mı? Demek ki bizim doğrularımız değişiyor. Değişmeyen tek şey Allah'ın doğrusudur. Bu noktada kimse kimseye inançla ilgili hele bana saldırılmasın. Çünkü ben kendim seçtim inancımı. Çünkü aradan şeyhleri, şıkları, hocaları işte onları bunları çıkartarak gerçek kitabın Kur'an-ı Kerim olduğunu, onun içerisinde insanın sisteminin ihtiyacı olan, tabiatın tasviri olan, yani insanlığın tasviri olan, inancın tasviri olan, geldiğin yerden gideceğin yere kadar her şeyi anlatan Kur'an-ı Kerim'i tercih edip kendim araştırıp önüme de peygamberi koyup bu inançla beraber devam ettim. Ama biz maalesef böyle yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Biz ya e, şeyhlere, bugün biz biliyorsunuz FETÖ'den kurtulduk bir sürü tarikatlar var. Hı. Bir kesimimiz maalesef bu tarikatlara mensup oluyoruz. Neden? Çünkü Aa, dur bakayım senin Allah'la ilgili bir algın var sen beni oraya götürebilir misin? Yani senin Allah'la ilgili olan algın benden daha iyi galiba. <laughs> dur ben seni biraz peşine takılayım. E Kur'an'ı aradan çıkarım. Çünkü Batı'nın bize yapmış olduğu en büyük kötülük bu bir gerçek. Bunu artık herkes kabul etsin. Kur'an-ı Kerim'den bizleri uzaklaştırmak oldu. Kur'an-ı Kerim'den bizleri uzaklaştılar. Çok doğru söylüyorsun. Mezheplere böldüler. Mezhepler bugün insanlara ayrılık getirdi. Tarikatlara böldüler. Tarikatlar insanlara ayrılık getirdi. Bugün bunun sonucunda mezhep savaşları çıkartılmaya çalışılıyor. Orta Doğu'da. İnsanlar bununla bölünmeye çalışıyor. Hangi mezhep ya? ne mezhepleri, ne tarikatları. Bir tane kitap gelmiş Kur'an-ı Kerim. Bir tane Rabbimiz var. Bize peygamberimizi örnek göstermiş. Sünnetlerini örnek alın, yaşantısını örnek olun. Kur'an'ın deşifresi olarak peygamber efendimizin hayatında bize göndermiş. Hangi mezhepler? Biz mezheplerden dolayı birbirimizi kınıyoruz. Bırak onu. Herkes farklı inançta olduğu için birbirini kınamaya, birbirini ötekileştirmeye başladı. Bugün bizim en temel problemlerimizden biri de bu. Evet maalesef en temel okumuyoruz Tuğçe Hanım. Hiç okumuyoruz. Kendimizi okumuyoruz. Kendimizi de okumuyoruz. Evreni Dinlemiyoruz. okumuyoruz. Yaşa var olduğumuz sistemi okumuyoruz. Ağacı okumuyoruz. Suyu okumuyoruz. Havayı okumuyoruz. Allah'ın yarattıklarını okumuyoruz Allah'ın delillerine bakmıyoruz Kur'an-ı Kerim'e korkumuzdan çünkü bu korku da empoze edildi niye Kur'an-ı Kerim'e neden yani, korkacağız yani? çünkü o empoze edildi yani bir din var sen buna inanacaksın yat kalk namaz kılacaksın Allah da var bir tane çok fena cezalandırıyor seni namaz kılmazsan, kılmazsan ya da onu yapmazsan dış zuhuratı ol. Yani dış e, dıştan olan şeyleri yapmazsan sana öğretilmiş olarak e, çok fena cezalandıran biri var. Cils yakıyor da yıkıyor da böyle evet. de anlatıldı. E bunlar nerede anlatılıyor? Yani Rabbime sığınıyorum. Yani orada anlatılıyor. Evet. Bu mantıkla beraber insanlar uzaklaştır. Halbuki açsan, baksan, kendi sisteminle onunla baş başa kalsan orada sana zaten onun kelamından ...bir sürü şey anlatılıyor ve aktarılıyor... ...senin sistemin anlatılıyor... ...senin nasıl huzura kavuşacağın anlatılıyor... ...anlatabiliyor muyum? Biz bunları okumayı bıraktık... ...bırakın kitapları... ...bugün yani çok fazla kitap okudum ben de... ...tabii ki araştırabilirsin... ...dünyada gelmiş bilime tabii ki başvurabilirsin... ...tabii ki ama ne diyor yine... Ee, ispatlanmayan yani Kur'an-ı Kerim'de yazan ve ispatlanmayan e, yazılanlar ispatlanmadan kıyamet kopmayacak. Zaten bilimsel olarak e, bir insanın oluşumundan e, işte bir sürü her şeye kadar içerisinde yazıyor yani onun. Dolayısıyla biz bunları okumayı bıraktık. Biz kitapları aslında. okuyoruz. Kapatıyoruz ama onun bizim siz zaten insanlığın temel problemlerinden biri de sistemimizi bir noktaya kadar taşıyabiliyor. Biz bir sistemin içerisinde yaşıyoruz bir sisteme ister istemez bağlıyız bir şekilde yaratılmışız ve yaratıldığımız ve bu beden dediğimiz ruh dediğimiz nefs dediğimiz zihin dediğimiz akıl dediğimiz bu sistemimizde bir şekilde bir çalışma sistemi var istesen de istemesen de var kardeşim çünkü öyle yaratılmışsın ve nasıl ki bir arabayı e, fabrikadan çıkartıyorlar anahtarı bellidir motoru bellidir o su bellidir bu su bellidir ve senin bir çalışma sistemin var onun bir çalışma sistemi vardır ve aksine farklı bir benzin koyarsan çalışmaz biz asıl koyacağımız yakıtı bıraktık e, başka şeyler su falan koyuyoruz <laughs> ve gitmiyor sistemlerimiz e, bireysel olarak bu sistem gitmediğinde toplumsal olarak da gitmiyor biraz siyasetten uzaklaştık bu tarafa doğru kaydı ama yok, en yok, temel çok problemlerimizden bir Hayır, tanesinin kesinlikle. Ben çok beğendim, olduğunu düşünüyorum çok beğendim. dolayısıyla İnanılmaz... Şu an hem benim Twitter'da da Instagram'da da Tuğçe Hanım'a inanılmaz e, güzel tepkiler geliyor. Biraz siyasi siyasete girelim Tuğçe Hanım. E, Afrin operasyonunda e, gerekli miydi? Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. E, girmeseydik e, Afrin'e girmeyelim. Daha çok şehit veririz. Tabii bir kötü niyetli bir açıklama değil. Her şeyden önce e, şunu ama. söylemek isterim. Yani kaybettiğimiz şehir, şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet Amin. diliyorum. E, anacı Analarına e, sonsuz sabırlar diliyorum. Ailelerine, en başta analarına, eşlerine olmak üzere. E, kalan evlatlarına inşallah Rabbim onları korusun. Müthiş Amin. bir gelecek Amin. nasip etsin. E, onlara hala o cephede olan e, askerlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizler burada konuşabiliyorsak onların bu mücadele leri sayesinde e, fakat Afrin'e girmeyi doğru buluyorum Tabii ki doğru buluyorum. Savaşı evet. kimse ister mi? İstemez ama var olan şartlarda bu gerekli ise Afrin'e girilmesini doğru buluyor muyum? Evet çünkü sınırımızda bir tehdit Ceyran ediyor e, ve bu tehdit yani artık hepimiz biliyoruz ki Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu işte Suriye'nin bir bölümünü İran bir bölümünü de içeri almak üzere orada bir Kürt devleti kurulmaya çalışılıyor. Fakat maalesef bu kurulmaya çalışılan Kürt devleti bir Kürt devleti olmaktan çok Batı'nın kendi çıkarlarına hizmet edebileceği ve onların orada bir merkezlerinin olabileceği Orta Doğu'ya konuşlanmak istiyorlar evet. ve bunun için kurmak istiyorlar ve daha birçok sebebi var sıralayabiliriz. Dolayısıyla Afrin'e girmeyi doğru buluyorum. Fakat yine bana kızacaksınız ki ya da <laughs> yine canım. diyeceksiniz Hayır, ki ama burası da orada. beyaz değil. Şimdi Yo, de söylersek canım. sıkışır mıyız? Belki böyle evet. düşüneceksiniz. Amma ve velakin Afrin'de yapılan stratejileri ben doğru bulmuyorum Afrin noktasında. Biliyor muyum? Neden? Yani şimdi en basitinde bence bunu da Zaten hepimiz hemfikiriz. YPG ve PYD'ye baktığımız zaman bunlar kimin elinde? E, tasmaları demek istemiyorum ama... Amerika'nın Amerika'nın yani, elinde. İngiltere'nin İngiltere Amerika. elinde. Evet. Peki kime kurşun sıktırıyor? Bana kurşun sıktırıyor. Evet, Değil benim mi? askerime Be kurşun, bana kurşun evet. sıktırıyor. Yani evet, bana kurşun sıktırıyor. Benim yüreğime bana kurşun sıktırıyor. Benim askerime doğru. E, bu noktada e, ben olsam şunu yapardım açıkçası. Kardeşim burada sen bunu yaparsın. Senin atıyorsun. verdiğin silahlarla bunlar oluyor. NATO, Amerika, sen... Eğer ki hala bunu yaptırmaya devam, bu bölgeyi temizlemezsen, sana şu kadar süre veriyorum. Girip bunları temizlemezsen ve sonra da o bölgeden çekilmezsen, ben incirlik üstünü kapatıyorum. Kapatıyorum Dememiz ya. Kapatıyorum yani. Ne müttefiki? Hangi müttefik? Kardeşim, sen ne müttefikisin ya? Kapatıyorum evet. incirlik üstünü. Neden korkuyorsun? Şimdi Trump'a baktığımız zaman maalesef ve maalesef çok akıl ve ruh dengesi tam anlamıyla yerinde olmayan bir e, insandan bahsediyoruz. İnsan olamamış bir insandan bahsediyoruz. E, bu Yahudi lobilerine yaranmak için şimdi kalkıp Kudüs'e büyük elçi açacağım. Evet. Ne bunların damarı? Bunlara yaranmaya çalışıyor. Bu bir oyun. Bunların evet. damarı ne? Ayasofya. Sen Kudüs'e büyük elçiliği açtığın gün Ayasofya'yı Ayasofya ibadete, ibadete açıyorum. diyorsun. Evet, sizin peki gibi bunu nereden, Çok kişi böyle peki bunu neye dayanarak söylüyorum? Şimdi bakın, Yazın diriliş, Ertuğrul KC, gibi, Güzel söyledi. diriliş Ertuğrul <laughs> gibi, diriliş Ertuğrul gibi, payitaht gibi, Kutül Amare gibi diziler ortaya çıkmaya başladı, değil mi? Bunlar son zamanlarda, son tabii. Zamanlarda. TRT'de. Ben buna karşı değilim. Fakat Güzel bu diziler. dizilerle Kutül Amareyi ben yazdım. Hmm. 2015 senesinde Derin Uyku isimli kitabında ben okudum o kitabı. Buna mi? bir evet. değer verdiğim için oradaki şehitlerin anısına, bunun ne büyük bir zafer olduğunu ve İngilizlerin yüzyıllardır bu kaybettikleri en büyük savaş olduğu için bunun üstünü örtmeye çalıştıklarını ben o kitapta yazdım. Benim için de çok değerli. Eee Driliş Ertuğrul Ertuğrul Gazi tarih sayfalarında değerli bir büyüğümüz ama bu kadar büyük bir yeri olmayan aslında bir büyüğümüz. Baktığınız zaman e, payitaht yine aynı şekilde bununla birlikte bunların bir siyasi propaganda'ya dönüşmesine karşıyım. Aynı döngü içerisinde bir ruh uyandırılıyor. Bu ruh, dizilerle beraber. Niye siyasi propaganda derken yani AK Parti'yi mi? Çünkü Ertuğrul AK Parti hayır hayır dizileri ne izliyor anladım, musunuz ben siz? Ben şey, Ertuğrul'u izliyorum. Biraz bakarsanız anlarsınız. Yani yedi düvelle savaşmış bir ruh uyandırılıyor. Evet. Ve bu ruh insanların imanından gelir. Bakın bu ruh çok keskindir. Çok güçlüdür. Çok tehlikelidir eğer doğru yerde ve doğru alanda kullanılmazsa. Evet. Anlatabiliyor muyum Aynen. ne demek istediğimi? Kanceleri Dolayısıyla bu ruh uyandırılıyor kanceleri. şu anda ve uyandırıldı hatta. E, bu ruh da uyandırıldı. 80 milyon hadi 20 milyonunu bunun çıkartıyorum. Başka düşüncede başka fikirde olan. Ama 60 milyon bu ruhla beraber zaten hazır. Yürü gir ya da bu dizileri ortadan kaldır. Çünkü bu ruh uyandırılıp doğru yerde bu kullanılmazsa bu ruh artık yavaş yavaş kendi kendini yani güç artık kendi kendini yemeye başlar. Şu şeyi Güçsel anlamadım Tuğçe, şey diyorsun Afrin operasyonu, e, tam anlamadım yani karşı mısın yoksa Yo, değilim, destekliyor doğru musun? değilim, doğru buluyorum, destekliyorum. Yani Stratejileri yanlış buluyorum sadece. Ne strateji, biraz daha açık konuşabiliyorsun. Yani işte mesela NATO incirlik üstünü kapat. Ha, kapatsaydı diyorsunuz. İkincisi Orta Doğu'da, Suudi Arabistan önümüzde ben çok büyük bir tehlike olarak görüyorum. Suudi Arabistan'ı Arabistan şu anda Amerika'ya görmedik mi yani Amerika'nın zaman, Amerika, yani daha yakın zamanda orada bir merkez ama sen artık Orta Doğu'da sevilen bir lidersin Sayın Cumhurbaşkanı. Evet doğru. Değil mi? Evet. Orta Doğu'daki insanlığı ayaklandır. Oradakini bir ve bütün bir biçimde kenetlen. Ne kadar ayaklandıracak? Bu ruhu da İnanla, uyandırdın. Arabistan barışmadığı sürece mezheplerini ortaya koymadıkları sürece. Devletlerden bahsediyorsunuz. Halk mı diyorsunuz Halktan siz? Ha, bir konu, ben, Halkta sevilen bir insansın tabii, artık. Orta bu Doğu'da sevilen birisi. Yani evet. Allah sana bunu bir şekilde nasip etti. Ve bir şekilde Orta Doğu'da sevilen birlikler haline dönüştü. Bu evet, bir gerçek. gerçek. Oraya uyandır. E aynı zamanda bu ruhu uyandırdın dizilerle beraber. Yedi düvelle savaşabilecek bir ruh, YPG ile e, savaşacak kadar şey değil. E, bu da ne yapıyor Amerika? Amerika ve Rusya daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Devletini PYD gibi bir terör örgütüyle mücadele ettiriyor. Neden? Maddi manevi zayıflatmak için. Çünkü ileride olası bir savaş ihtimali karşısında kalkıp rahatça orada hareket etsin ve Türkiye'yi zayıflatsın diye. Bunlar evet. çok aşikar. Girin. Neresi temizlenmesi gerekiyorsa temizlensin. Ne yapılması gerekiyorsa ge yapılsın. Gerekirse bu millet o uyanmış olan ruhla hep beraber sağa başır. Çünkü bu ruhu uyandırdınız. Bu ruh evet. artık uyandı. Evet son 10 dakikamız kaldı. E, uzman çavuşlarla ilgili, özlük ha, haklarıyla evet. ilgili. Evet. E, yani yine güzel şeyler e, en konuşuyorsun. Son... Güzel şeyler yani güzel demeyelim ama çünkü en çok şehitlerimizi biliyorsunuz uzman, uzman çavuşlardan çavuşlar. veriyoruz. Daha çok yakın zamanda işte iki gün önce sekiz şehidimizden sanırım beşi yanlış söylüyor olabilirim ama uzman çavuş. uzman çavuş. Şimdi yani sözleşmeli oldukları için kadrolu olmadıkları için özlük hakları vermiyor. Peki o teröristle karşı karşıya kaldığında şehadete gittiğinde ya da o imanla gidip savaştığında bu ülkeyi kurduğunda ona Kadrolu musun, sözleşmeli misin diye sorulmuyor. sorulmuyor. E, dolayısıyla da özlük haklarını versinler istiyorum ben de. Uzman çavuşların. uzman çavuşların evet özlük haklarını versinler. Yani Ailelerini neden? görsünler. Aile, güzel bir e, çocuklarıyla gidip sünnetlerinde var olabilsinler, özel günlerinde bir arada olsa olabilsinler. Bunlar onları motive eden, onları besleyen, e, onlara iyi gelen şeyler ve e, bence haksızlığa uğramamaları gerekiyor ve ben bunu bir haksızlık olarak nitelendiriyorum. Ben de var olan her türlü haksızlığın karşısında durmaya çalışıyorum. O yüzden e, çok rica ediyorum Türk silahlı sevgili kuvvetlerine, Genelkurmay başkanına büyüklerimizden e ee, uzman çavuşlarımızın özlük haklarını evet. versinler lütfen. Evet son e, 8 dakikamız kaldı. Başka neler gündemle ilgili neler konuşabiliriz? Ee, Başka e, Ak Parti MHP ittifakı var. Ha evet Ak Parti e, MHP ittifakı var. Ee, doğru buluyorum ama eksik buluyorum Ak Parti MHP nedir e, ittifakını. Nedir yani vatanın birliği bütünlüğü noktasında ittifak yapmak güzel bir şey fakat bunu şimdi bir baktığınız zaman Milliyetçi Hareket Partisi bir Türk milliyetçiliğini savunan ve Türk ideolojisi olan bir parti. Fakat bölgedeki soruna baktığımız zaman aslında sorun Kürtler üzerinden oynanmaya ve Kürtler üzerinden ortaya çıkartılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla da ben bunun bir siyasi bir ittifaktan çıkartılıp aynı zamanda bazı Kürt kanaat önderlerinin de bu ittifaka dahil olmasını düşünüyorum açıkçası. Lüzak. Çünkü e, oradaki barışı sağlayacak olan sadece Türkler değildir. Türkler ve Kürtler birlikte sağlayacaklardır. Dolayısıyla bu da devlet büyüklerimiz çok iyi biliyordur. Çünkü biz Kürtlerle yıllardır e, bir arada yaşıyoruz. Aynı kaderi, aynı toprağı, aynı acıları paylaşıyoruz. Birbirimize karışmışız artık. E, bir ayrılığımız yok yani. Dolayısıyla da Kürt kanaat önderlerini de bu işin içerisine dahil ederlerse e, çok daha iyi bir sonuç alınacağını düşünüyorum ben bu konuyla ilgili. Bu konuyla Hı. ilgili. Ee, Meral Akşener'i nasıl buluyorsunuz? Geçen programda anlatmıştım. Anlatmıştınız. Nasıl bulduğumu düşük yani şu anda var olan düşük tüm siyasetçiler diyorsunuz. düşük profil. Var olan. Evet. Kılıçdaroğlu yani, da buna dahil e, mi? Tabii. Artık Neden? Kılıçdaroğlu evrak siyasetçisi oldu biliyorsunuz. Olur canım? Evraklar peşinde koşuyor yani. <laughs> yani bu kadar mesela konuştuğumuz <laughs> ceyran, ceyran eden evrak, e, şey. ceyran eden şey var. Ee, yani bütün bu konuştuğumuz şeyler var bu ana kadar. İşte e, Orta Doğu karışmış durumda. Bu arada şunu da ben eklemek isterim hazır Lütfen. gelmişken. E, çıkarılacak olan savaş çok ben insanlığa hastalık olarak e, yakın zamanda Evrak şu anda da Orta Doğu'da denenen Orta Doğu şu anda bir denek hastalıklar noktasında silah noktasında yani insanlara hastalık enjekte ediliyor silahlar deneniyor yakın zamanda bu bizim ülkemize de e, sıçrayacağını düşünüyorum e, hastalık enjekte etme noktası yani Aa. gerek havadan insanlığa insanlığı topluca Nasıl yok bir edecek şey? Biraz bir ağır daha virüs virüslerin geleceğini düşünüyorum ben dolayısıyla da evet dolayısıyla da e, Nasıl bir virüs? giren e, yani insanlığı artık çok ağır ölüme kadar kadar götürecek hastalıklarla e, baş, yani hastalıklara kadar ölüme kadar götürebilecek hastalıkların içerisinde var olduğu virüsler insanları bunları bulaştıracaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla içeri giren yiyeceklerin, içeceklerin, suların, havaların, e, havanın e, kontrol edilmesi gerektiğini ve bununla ilgili önlemler alınması gerektiğini düşünüyorum. Artık insanın böyle bir evre zaten hali hazırda bu Orta Doğu'da deneniyor. Şu anda Orta Doğu bir Aa. denek. E, maalesef ki. E, dolayısıyla bize de sıçrayacağını düşünüyorum. Bunu bir dip nokta olarak söyleyeyim. Bunu neyi dayanarak? elinde bir veri mi var yoksa e, aldığın bir bilgi Yok. mi var? Yani Stavuk insanlığın okuyorsun. insanlığa baktığımız zaman şimdi artık yani nereden geldiğini söylemeyeyim kaynağın ama tamam. e, böyle olacağını düşünüyorum. Yani bütün okuduklarım, bütün gözlemlediklerim, bütün e, e, analiz ettiklerim, e, bugüne kadar baktıklarım, duyduklarım, insanlığın yani tıp alanında insanlarla konuştuğumuzun sonucunda ortaya çıkarttığımız sonuç e, bu açıkçası. Çok iyi yani çok ilginç bir açıklama. E, evet Tuğçe Hanım son e, dakikalarımız kaldı. E, son sözlerinizi de alalım e, gündemle ilgili. Ya tam e, gündemle ilgili yani gündemimiz artık e, daha çok masumların katledilmesi ve çok negatif bir dönemden geçiyoruz biz hep birlikte maalesef. E, masumlar katlediliyor, insanlar ölüyor, e, çok... İğrenç olaylarla karşılar, Ya İnsan masum yani Müslüman. Evet. E, evet tabii ki dindaşlarımız ölüyor. Bu her şeyden önce çok önemli. Zaten böyle bir görevimiz var ama e, Müslüman olarak da insanları da birbirinden ayırmamak da bizim asli Hı -hı. görevlerimizden bir tanesi. E, bir savaşlar çıkartılmaya çalışılıyor. Dünya mahvediliyor. Toprakların üzerine bombalar yağıyor. İnanılmaz sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz. E, bir takım dünyadaki güç dengeleri delirmiş durumda. E, açıkçası hani böyle şey derler ya bir sürü olan olay. Ya işte bu da kıyamet habercisi, bu da kıyamet habercisi. Biraz öyle gibi zamanlardan geçiyoruz korkunç bir negatif enerjinin tesiri altındayız. E, bu zamanlarda yine her zamanki gibi ben e, önyargılarımızdan ötekileştirmelerimizden e, kurtulup e, bir olmamız gerektiğini düşünüyorum. E, devlet büyüklerimizin bu konuda ince hassasiyetlerle toplum barışını yeniden tesis etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ötekileştirmeden taraflaştırmadan korkutmadan e, ellerini vicdanlarına gerçekten koyarak hatalarını gerçekten görerek kendilerini bir güç zehirlenmesi içerisinde bulmadan ve buldurmadan etrafında de En başta onlardan başlayarak sorumluluk, sonra biz vatandaşlara, insanlara ve halka tüm bunların sorumluluğunu üstümüzde taşıyarak devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama inanıyorum. Çok net söyleyeyim, çok güzel günlerin geleceğine de inanıyorum. günlerden çıkacağımıza da inanıyorum. Hatta bundan yüzde %100 eminim, o kadar inanıyorum ki. Dolayısıyla ben tüm insanlığa da barış diliyorum. Evet. Peki neden çıkmıyorsun piyasaya? Yani piyasa derken... Gündeme e, sıkıldın mı artık? Yani yine soracağım ama Sıkıldım tam net bir diyeyim. cevap istiyorum senden. Gerçekten şey. doğru bulduğum, gerçekten inandığım, e, gerçekten olmam gerektiğine inandığım bir yer olduğu zaman, tıpkı burada olduğu gibi açıklanıyor mu? Hayır, bir şeyini, araya anlatayım. geldiği zaman tamam, çıkalım dediğim zaman çıkarım tabii ki ona göre bir denge ve döngü var ama önemli olan bir dönem içerisinde ne kadar programa çıktığın ne kadar para, e, para kazandığın ne kadar ün sahibi olduğun ne kadar dizi çektiğin değil önemli olan bu dünyadaki bu serüvenini kapatırken ne eser bıraktığın dünyada neleri değiştirebildiğin ne ürettiğin ve ruhunu ne kadar yükselterek artık yolculuğuna devam edebildiğin benim için asli ve önemli olan şey bu Dolayısıyla bunu gerçekleştirebileceğim proje. Üretimler devam ediyor ama insanların algısına göre kalkayım gündem olayım, kalkayım ünlü olayım, kalkayım para kazanayım aman da evden aman da evden diyorum. Aman da sıkıldım çıkayım gibi bir durum söz konusu. Olamaz benim evet. için. Doğan medyayı çok eleştirdi de değil. mesela seni son zamanlarda bu ee, açıklamalarına ay, ilgili. Ya, eleştirir çünkü ben de zamanında onları eleştirdiğim, eleştirdiğim için. Yani. Evet tabii ki bu böyle karşılıklı bir savaşa Köşe e, savaşa dönüşür. E, herkes kendi fikrini söylemekte. Nasıl tabii, tabii, ki tabii. ben çıkıp kendi fikrimi, fikrimi söylüyorsam. Herkes kendi fikrini çıkıp söylemekte özgürdür. Benim başımın üstünde yeri var. Hakarete girmediği sürece e, insan yani aşağılama içerisinde hakaret, küfür... Bunlar olmadığı sürece bunların olduğu insanları zaten direkt üstüne çizip yokmuş varsayıyorum. Çünkü yokmuş evet. gibi varsayılmaları gerektiğine inanıyorum. Son bir sorun bir izleyicim merak Hı -hı. etmiş. Sayın Erdoğan ve bakanlarla ilgili ne düşünüyor Tocan Hanım? Sayın Erdoğan ve bakanlarla, ve bakanlarla ilgili. ilgili. Şimdi çok yine bununla ilgili keskin bakanlarla ilgili değil ama maalesef biz bir e, Osmanlı dönemini bıraktık biliyorsunuz. Şimdi bir Osmanlıcılık diye bir şey oynanmaya başladı yine. Tekrar evet. ortaya çıkmaya başladı. Fakat biz artık Osmanlı olamayız. Çünkü ne Osmanlı'nın kanunları, ne Osmanlı'nın tebaası, ne Osmanlı'nın sınırları, ne de halifelik var. Evet. Fakat Osmanlı bitti, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Fakat Osmanlı bitmişken, nasıl ki Osmanlı'da padişahlar Padişah'ın damadı bak şey olunca e, paşa oluyordu biliyorsunuz. Evet, Damat evet. olduğu zaman evet, evet. vezir-i azam. E şimdi Vezir de Vezir bizde Vezir. de yani aynı bu şekilde bakan oluyor damatlar. Biliyorsunuz. Evet. ama Şimdi sonuç... bu noktaya baktığımız zaman ama sonuçta falan değil. Yani şimdi şöyle bir algı var. Yani gayri resmi bir başbakanmış gibi Trump'ın da damadı olan, mesela var. Amerika o da dünyanın, yanlış. Bize e, bir yanlış. Bir şey Biz Amerika değiliz. Ee, Biz kalkıp ama e, bizim, sonuçta... bizim kökümüz 100 seneye 150 seneye dayanmıyor. Evet. Biz bir Amerika değiliz. Ayrıca ama Trump Amerika'da dünyanın akli ve ruh yani. dengesi bu, tam anlamıyla bir dengede Ak, olmayan. Bozuksa Amerika'dan gücün Nereden, seçmezdi. gücün Amerika'dan nereden seçti ama. ama. siz akli toplumu, dengesi so, bozuk diyorsunuz peki, Amerika'nın toplumunun sosyolojik e, dengesini ve döngüsünü incelediniz mi ki hiç? Yok incelediniz Yani ama. insanlığın suç oranının en fazla olduğu insanlığın ama normal, sapıklıkların, 360 milyon sapıklıkların, sapkınlıkların var. dünyanın yani 360 nüfusun milyon nüfusu artması, nüfusu var. Nüfusun artması, suç oranlarının artması anlamına Yok, gelmiyor. Ben size bu konuda katılmıyorum. Oranı şöyle... <laughs> hayır yani Tuğçe'nin komik bir şey yok yani. <laughs> hayır yani ben bu konuda <laughs> hayır Cumhurbaşkanı e, istediğini bakan yapabilir. Yanlış e, sonuçta... ama toplumun vicdanında yanlış toplumun psikolojik psikolojik algısında yanlış e, e, yanlış hissiyatlara sebebiyet veriyorsunuz bunları yaparken. Bunu söylemeye çalışıyorum. Anlatabiliyor muyum? Biraz sıkıştırdım galiba ama. Yok sıkıştırmadınız da. Yani ya, bakın Tuğçe'yi ben en azından e, Ak böyle sözcüsü sözcüsü değilim. Bak ha, AK Parti'nin sözcüsü o zaman değilim. sonuna kadar bitireyim. Ama bakın ama 2016'da Erdoğan Doğan'a mektup yazdınız. Biz yani çok e, reklam varmış. Hemen reklama giriyoruz. Tamam. Hemen hemen reklama giriyoruz. Evet reklamlar sonra karşınızdayız. Son bir dakikamız kaldı. Evet Tuğçe. Şimdi e, en son tabii ki bir damat olayından bahsediyorduk. Bu da... E... Şöyle söyleyeyim yani bunlar yanlış olan şeyleri biz dile getirmeliyiz. Dile getirmeliyiz ki ileriye gidelim. Biz tabii ki bununla ilgili hiciv de yapabiliriz. Bununla evet. ilgili bu, bu sportiyi çizmek için gerçekleri söylemek için, fikirlerimizi söylemek için hakarete ve yanlışlığa girmeden bir saygı çerçevesinde doğruları da tabii ki söylemeliyiz ve bundan korkmamalıyız. Çünkü kimse bizim sahibimiz değil. Bu ülkede kimsenin değil. Evet. Bizim bir tane sahibimiz var o da Allah. Allah herkesin nasibini, rızkını, kaderini, kısmetini verir. Yeter ki korkmayalım. Biz şimdi herkes işte var olduğumuz sistemi ve Allah'a bıraktık. Herkes birbirinin Allah'ı olmaya başladı. İnsanlar evet. birbirinin Allah'ı olmaya başladı. Korkular altında fikirlerimizi söylersek bunlardan ne olacak diye çekinmeye başladık. Bunlar yanlış Bunlar bizi bir noktaya taşımaz. Bunlar insanları daha çok sinirlendirir, öfkelendirir, küstürür, kırdırır. Siz belki görünen yüzünüzde ekmeğiniz için. Ee, Yok ekmeğim için sizin değil. Sizin için ha, söylemiyorum. Genel ben, anlamda söylüyorum. tabii tabi, anladım, alamayın. anladım. Hayır, hayır, hayır. E, genel anlamda bunu söylüyorum. Yani evet. genel anlamda böyle bir sıkıntımız var onun için söylüyorum. Evet. Fakat maalesef mesela havuz medyası dediğimiz yerde, bunlar, bakın Türkiye'de bir pasta var ve bu pastadan maalesef, maalesef ne mal ve alanlar genelde yakınındakiler olduğu için gerek bu pastayı kaybetmemek kimisi evet, de var işini ekmeğini kaybetmemek için bir korku altına alınmışız. Vallahi Maalesef korku altında bu değil, bir yanlış. Ben şöyle düşünüyorum. Konuşmayalım, <laughs> etmeyelim evet. derken yine sizin için söylemiyorum. Anladım, Genel anladım. anlamda bir tespitten bahsediyorum. Anladım. Üstünüze alınmayın. Yok, ee, o mi? anlamda da söylemiyorum. Fakat biz bunu bir kenara bırakmamız lazım. Son cümle, evet. Biz özgürce hangi topraklarda yaşadığımızın farkında olarak bunlardan kurtulmamız gerekiyor. Ben önce devlet büyüklerimizden, insanların üzerinden belki onlar böyle bir şey yapmıyorlar Aşmışız. ve böyle bir şey gerçekleşiyor. Evet. Ee, ben de öyle düşünmüyorum Tuğçe gibi. Ben de e, Sayın Enerji Bakanı gayet donanımlı, e, Sayın Cumhurbaşkanı bu partinin lideri istediğiyle çalışır, istediğiyle çalışmaz diyorum. E, Tuğçe Hanım'a teşekkür ediyorum. İyi hafta sonlar diyorum. Yarın sabah 8'de görüşmek dileğiyle.